TVN İlfer Zamanı'na hoş geldiniz. Hepimiz için harika bir gün olsun inşallah. Güzel haberler alalım. Sağlığımız yeriniz, yerinde olsun. Bakıyoruz haberler hepimizin moralini bozuyor. Güzel şeyler konuşalım istiyoruz. Ben bugün konuğuma da güzel şeyler var mı diye de soracağım. Ee, biraz karışık gökyüzü. Dolunay Karaca bizimle birlikte. Astrolog, yazar, benim tatlı arkadaşım. Evet. Güzeller güzeli Dolunay. Hoş geldin. Yani bu sözler aynı zamanda senin içinde de geçerli. Yani çok teşekkür Gerçekten. ederim. çok yakışıyorsun ekranlara. Ben teşekkür ederim. Mikrofonunu çevirebilirsin ee... Dolunay'cığım. Bu mikrofon? Ha. Elbiseler yaz olunca yumuşak kumaş oluyor. Aynen. Evet hepimiz zorluk yaşıyoruz. Tamam şimdi oldu. Tekrar bozulursa ben seni uyarırım. Şimdi Ağustos ayında aslında gerçekten zor zamanlarından geçiyoruz hı hı. sevgili Nilüfer. Çünkü hani Ağustos'u evet kritik diyorduk. Bu 19 Ağustos'taki dolunay aslında sert enerjiler içeriyor Uranüs'ten dolayı. Hı hı. Uranüs gezegeni hepimizi şaşırtan gerçekten böyle beklenmedik haberlerle gelen bir gezegen. Dolayısıyla da şimdi Uranüs'ün etkisiyle 19 Ağustos kova dolunayı da sert geliyor. Neden sert? 27 derecede olacak biliyorsun astrolojide derece ...dereceler var. 30'ar dereceye... ...bölünüyor her burç. 27 derecesinde... ...olacak. Tam da Uranüs'te... ...27 derece boğada. Şu anda... ...gökyüzünde. Hı hı. Bu manada da... ...ikisi birbirine dik açıyla kesişim... ...yapıyorlar. Ve e, hatırlarsan... Allah bir daha göstermesin. Aynen. 6 Şubat depreminde de hı hı. 5 Şubat'ta Dolunay gerçekleşmişti. Aslan Burcu'ndaydı. Sabit bir burçtaydı. Ve o da gene Uranüs'ten bir dik açı alıyordu. Dolayısıyla şu an çok fazla tabii gündemde işte deprem var mı? Depremsel bir şeyler yaşanır mı? Gibi hı hı. gibi durumlar evet çok fazla konuşuluyor. Tetikleyici etkiler olacaktır illaki Çünkü sabit burçlardı bu gezegenler. Evet aslında 5.1, 5.2 oluyor da zaten zaten oldu. evet evet oluyor da zaten. Ee, bu manada e... Yani biz önlemimizi almaya çalışacağız. Hı hı. Takdir Allah'tan diye düşünüyorum. Sınırları çok zorlamamamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Hı hı. Yani bu hafta özellikle hatta hemen bugün 15 Ağustos itibariyle Merkür retrosu zaten devam ediyor. Ay ay sonuna kadar etkili ve şu andan itibaren Aslan burcunda geri gitmeye başladı. Başak burcunda başlamıştı evet, geri gitmeye. <laughs> Aslan burcunda başladı geri gitmeye şimdi. Ne değiştiriyor Aslana geçince? Aslana geçmesiyle birlikte konu değişiyor. Şöyle bir konu Mesela Başak daha e, işte pimpirikli, çalışan, evhamlı, düzen ihtiyacındayken Aslan Burcu nitelikleri biraz daha liderlerle alakalı, hmm. organizasyonlarla alakalı, kendini o gösterdiğimiz, organize ettiğimiz, işte bir şeyleri e, yoluna koymaya çalıştığımız alanlarla alakalı. Hmm. Bu manada da hem liderlerin çıkışları, konuşmaları hem de günlük hayatımızda bizlerin bir şeyleri organize etmeye çalışırken yaşadığımız pürüzler ve engellere takılma riskleri, Riskimiz daha yüksek. Yani bir şeyleri koordine etmeye çalışırken aslında e, Merkür Retrosu'nun nasibini alıyoruz evet, diye düşünüyorum. Tam Merkür Retrosu e, ne zaman bitiyor tarih olarak? Tam tarihi olarak 28 Ağustos'ta bitecek. Hı hı. Bittikten sonra da gene gölgeli günleri olacaktır. Çünkü başlarken de stationary denen gölgeli 2-3 günü oluyor. Hı hı. Yani o gezegen yavaşlaması, ağırlaşması, durması ve geri gitmesi hı hı. olarak böyle aşama aşama olduğu için yani biz 1 Eylül itibariyle aslında oh, iletişimimizin hızlandığı, hı hı. gerçekten tekrar o eski e, iletişim, mesajlaşma, bilgisayar konuları ve e, ofis işlerinin tekrar yoğunlaştığı döneme giriyor Peki, olacağız. Peki 1 Eylül itibariyle sevgili izleyicilerimiz artık sözleşmelere, yeni işlere veya işte bir ev, yeni eve e, imza atmaya başlayabilirler Kesinlikle mi? başlayabilirler. Kesinlikle başlayabilirler. Şu dönemde de mesela e, işte benim imza atmam gerekiyor. Ben bunu zaten daha önceden düşünmüştüm. Hı -hı. E, Tabii ki atabilir. Yani şu anda iş yapmayacak mıyız veya da şu anda hiçbir e, elimiz kolumuz bağlı mı duracağız elbette değil. Sadece biraz daha belki sınırlarımız test edilecek. Biraz daha hani sinirlerimiz test edilecek. Hı -hı. Engellenmeler, gecikmeler yaşayacağız. Bunlara biraz tolerasyon e, kapasitemizi arttırmamız gerekecek. Ama e, kesinlikle şu anda da imza atılır sadece yepyeni bir şey varsa başlanmaz. Hı -hı. Yani yeni bir sıfırdan. sıfırdan, sıfırdan aklına bir şey. fikir geldi. Aa, Hı -hı. ben ev taşıy Şurada da güzel bir kiralık varmış. Hani o anda düşündüğüm bir şey olmaz. Geçmişten gelen, daha önceden teklif edilmiş veya yarım kalmış, daha önce düşünülen veya da tamamlanmayan işler için şu an çok son derece ideal zamanlar aslında. Evet. Ee, Ağustos ayının ikinci yarısı ilk yarısından daha mı iyi daha mı kötü peki? Daha kötü. Hmm. daha Hep kötü. iyi bir şey duyar mıyım diye umut ediyorum de, ama. Evet ben de iyi bir şey söylemek <laughs> istiyorum aslında gerçekten. E, fakat ağustos ayı e, genel hatlarıyla zorlayıcı. Özellikle şimdi şu dolunay 19 Ağustos'taki hı hı. ve bugün itibariyle onun da etkisini hatta yarın itibariyle daha çok girmeye başlayacağız. Bütün dolunaylar gerginlik yaratıyor. Yani biz istesek de istemesek de ayın en parlak olduğu gökyüzünde, enerjinin çok yoğun olduğu süreçler ve bir şeylerin tamamlanma, artık neticeye varılma hı hı. hissiyatını aldığımız yüksek tempolu zamanlar hem kişilerde ruhsal anlamda gerginlik yaratıyor. İşte uyku problemleri yaratıyor. Dolayısıyla uyk, uykumuzu tam net alamadığımızda hı hı. veyahut da gergin olduğumuzda konuşmalarımıza yansıyor bu. İnsanlarla iletişimimize yansıyor. Dolayısıyla ortam geriliyor. Hı hı. E, evet. Bu manada şimdi bir de Uranüs'ün etkisi olacağı için e, dik açıyla e, gerçekten şaşırtıcı, beklenmedik, sarsıcı haberler olabilir. E, zaten... Dünyada savaşlar devam ediyor, ee, işte depremler devam ediyor. Ee, şimdi bu salgınlar e, çok evet, fazla tam konuşuluyor. Tam onu soracaktım. İşte bugün gündemde sevgili izleyicilerimiz de mutlaka haberlerde rastlamışlardır. Maymun çiçeği virüsü Afrika'da hı hı. E, Dünya Sağlık Örgütü hatta e, alarm vermiş. E, acaba işte pandemi böyle başlamıştı ya ne yazık ki yani benzetmek bile istemiyorum. Herkes ürküyor o denli bir pandemi gibi bütün dünyayı saracak kapanmalara sebep olacak bir işaret var mı gökyüzünde? Kapanmalara sebebiyet verecek herhangi bir işaret yok. <laughs> hani onu söyleyelim, rahatlayalım bir nebze <laughs> ama tabii ki sağlık Olmazsa en önemli şey hayattaki Hı -hı. yani sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı Aynen yok tadı öyle. yok. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi zaten her daim korumak zorundayız. Nilüfer zaten şu an Covid'in de varyasyonlarını yaşıyoruz. Şu Doğru. anda da işte insanlar kusuyor, ishal oluyor, bir sürü virüs kapıyorlar. Hı -hı. Yani virüs hep var ve var Doğru. olmaya devam edecek. Esasen şu anda tabii ki ikizler etkisi çok yoğun. Mars ikizlerde Jüpiter ikizlerde ve ikisi kavuşma enerjisindeler. Yani kızgın suya atlamak gibi bir enerji bu. Ee, daha doğrusu hani mesela ben arkadaşıma bir şaka yaparım fakat öyle bir e, denk gelir ki eşek şakasına döner. Hı hı. Hani yapılan hareketlerin, konuşulan sözlerin farklı çıkışlar yaratacağı bir enerji var bu hafta için özellikle. Hı hı. Ee, bu biraz geçici olacaktır diye düşünüyorum. İkizler çünkü değişken bir burç. Sabit kalmayacaktır ama bu virüs var mı? Evet var. Dikkat etmeli miyiz? Evet dikkat etmeliyiz. Beni esas korkutan Uranüs'ün ikizler Burcu'na geçtiğindeki 2025 Mayıs-Haziran süreçleri. Evet bugün onu okudum. Şimdi beklemiyorum ama kim de hatırlamıyorum. Hmm. Mayıs-Haziran'da dikkat etmek lazım. Çünkü benzer bir salgın tablosu evet, var Evet o demiştim. dönem gökyüzünde böyle bir tablo olabilir. Çünkü hava elementi. İkizler burcu. Hı hı. Yine Ve hava, hava yoluyla bulaşanlar. Evet, mı? yani virüsler de havadan e, bulaşan olduğu için genellikle. Mesela Satürn e, Kova burcundayken biz Covid dönemini yaşadık. Kova da bir hava elementi burcu. E, şimdi Balık burcunda, e, sonrasında Koça geçecek hı, O yüzden şimdi de diyorlar ki yani bir şey olursa sulardan bulaşan. Evet. Balıkta olduğu evet. için mi o da? Sen artık astroloji çözmeye başlıyorsun. Sık sık astroloji yayınları yapa yapa. Harika. Çok Çünkü şu anda güzel. da mesela buzlardan içilen sulardan kaynaklı inanılmaz bu işte bahsettiğin evet. bağırsaklarımızı tutan mide bulantısı yapan ben de her sabah öyle kalkıyorum. Çok enteresan Doğru. ve gün içinde geçiyor gibi oluyor ama Hı. böyle ne tam hasta gibisin ne tam değil gibisin. gibisin. Bir de mesela 3 gündür falan bir etki var ve e, sık iletişimde olduğum herkes de bunu söylüyor dolunay. E, acaba dolunaydan mı diye e, bunu soracağım. Böyle bir e, hayat daha anlamsız. Böyle hatta sabahları meditasyon yapmaya çalışıyorum böyle. Ee, sabah uyandığımda bir yorgunluk istedim. Bilmiyorum sevgili izleyenler sizde de var mı? Lütfen sosyal medyadan da yazın benzer şeyler yaşıyorsanız. Böyle hayatı daha sorguladığım ee, işte bu dünyanın amacı ne? Böyle bir değişik depresyon hali ama hiç buna sebep olacak. Hayatımda da çok şükür bir şey yok ama annem de aynı durumda. Hangi arkadaşımla konuştuysam o da öyle sabah kalkmak istemiyorum. Çok İşe doğru. neden gidiyorum ki diye bir soru. Çok yani Doğru. normalde hiç bunları yaşamadığım biridir yani daha böyle hayata bağlı daha evet, canlı evet. biriyimdir çok kolay kolay depresyonda olan biri de değilimdir. De. Ama 3 gündür korkunç bir ruh hali var üstümde. Şimdi bu herkeste gerçekten Hı -hı. var. Ben de çok duyuyorum böyle. Ya hatta diyorlar ki yani gökyüzünden bir şeyler mi atıyorlar uçaklarla işte filan. Hani Hı -hı. bir şey mi böyle insanların üzerinde bir baskı, bir karamsarlık, bir negatiflik Hı -hı. var? Ee, şimdi Merkür retrosunun evet Ağustos ayı boyunca etkilerinden bir tanesi de bu aslında. Hem Başak burcunda hem böyle hani her şeyi mükemmelliyetçi ruhuyla baktığımız ama olmayınca da canımızın sıkıldığı bir süreç hı hı. artı şu an dediğim gibi ikizlerden dolayı Mars ve Jüpiter'in birlikteliği burada beklentiyi fazlalaştırıyor ya da beklentiyi kısıtlıyor diyeyim. dolayısıyla biraz daha böyle hani mutsuzluk, işte sanki isteksizlik enerjisi var. Dolunay'a doğru gittiğimiz şu dönemlerde de zaten bu üstüne üstüne bindi. Hı hı. Fakat 22-23 Ağustos itibariyle artık Güneş Başak burçları için parlamaya başlayacak. Hı hı. yavaş yavaş Merkür retrosunun etkisini daha bir e, anlamlandırmış yani daha bir alışmış olacağız o enerjiye. Hı -hı. Ve e, ağustosun son haftası yani son günleri biraz daha e, nazaran enerjimizi toparlayacağımız evet, o eylülün e, bereketini çalışmasını azmini düzenini Hı -hı. tekrar kavrayacağımız bir süreç olacaktır diye düşünüyorum. Hadi inşallah falan. bu çok fena bir ruh hali çünkü evet, üzerimizden bence de. çabuk geçsin inşallah. Uykusuzluk falan mesela şimdi falan da öyle yani dört dönüyor akşam olunca herkes Haksızsın. de böyle olunca da şey diyemiyorsun kişiye bağlayamıyorsun yani genel bir komün bir şey var ortada diyorsun. Bir de diyorsun. iklim çok kötü yani Hı -hı. hani aşırı bir sıcak oldu yani bu Hı -hı. iklim krizi dediğimiz şey maalesef de çok etkili Doğru. yani sadece hani gökyüzünde astroloji olarak değil hava durumu işte iklim şartları aşırı sıcaklar da bir enerjimizi çekiyor. Ee, güneş'in işte aktiviteleri ve patlamaları gökyüzünde çok e, şu anda yoğun Meteor, yağmur. Bunlar ne da psikolojiyi etkileyen şeyler. Evet. Peki yavaş yavaş burçlara Girelim, geçelim. O zaman. Evet Şöyle uzun uzun konuşalım. Boyunumuzdaki günlerde burçları, 12 burcun neler bekliyor? tabii ki söz sahibinde. Şimdi e, koç burçları özellikle yani ben 19 e, Ağustos olarak e, alayım mı? Bugünden itibaren mi alalım? E, bence 19 Ağustos'taki bu dolunay çok etkili olacağı Hı -hı. için bence izleyicilerimiz de bu dolunayın etkisini özellikle merak Hı -hı. ediyorlardır evet, diye düşünüyorum. Tamam, öyle yapalım tabii. E, koç burçları özellikle sosyal alanda böyle bir e, değişime gitme ihtiyacı hissedebilirler. Aslında Uranüs'ün etkisini parasal alanda hissedecekler. Yani parasal alandaki o eksiklik veya o ekonomideki zorluklar veya da iş yaptığı kişilerle çok böyle doğru yolu tutturamama hissiyatı biraz daha sosyal çevreyi değiştirme yönüne onları itecektir. Sosyal arkadaşlıklarla belki iş yapılmayacağını, onlarla çünkü fikir çatışmasını çok yoğun görüyorum koç burçları için ve yükselen koçlar için özellikle. Evet. Arkadaşlık, sosyal çevre konularında koçlar özellikle dikkat etmeli. Bu dönem tanışacağı kişi çok fazla güvenmemeli. Hmm, Bu dönem, e, evet, yani o sosyal kalabalık ortamlarda insanların daha yüzeysel olduğu bir süreçteyiz. Çünkü ikizler etkisi de çok yoğun gökyüzünde. Mars ikizler burcunda, hmm. e, Koç burcunun yöneticisi. Jüpiter ikizler burcunda. Bu manada daha yüzeysellik, daha duygusallıktan uzak, empati eksikliği olan bir süreçten geçiyoruz. Hmm. E, verilen sözler tutulmayabilir. Zaten Merkür retrosu etkin olduğu için. O yüzden biraz daha böyle e, çevre değiştirmeye ihtiyaç duyabilirler. Şu an haz almadıklarını düşünebilirler. Hı hı. Güneşin 22 Ağustos'tan itibaren Başak Burcu'na geçmesiyle aslında günlük temposunu Koç Burçları daha rahat e, kavrayabilecek. Hı hı. Daha böyle işine gücüne kendini verebilecek. Daha koşuşturmalı bir süreç olacak. Tabii ki de para konusunda fikir almak, özellikle e, insanlarla fikir alışverişinde bulunmaması gereken belki biraz daha evet kendi bir ...bildiği yoldan gitmesi gereken bir süreç olacak hmm. e, koçlar için. Bugün itibariyle Aslan Burcu'nda gerileyen Merkür Retrosu... ...onların özellikle aşk ve flörtler alanında da e, değişik tanışmalar... Hmm. veyahutta da eski aşkların yeniden gündeme gelmesi gibi konuları... ...önlerine getiriyor olabilir e, sevgili koçlar için. Evet, bu eskilerin gündeme gelmesi zaten genel bu ay. <laughs> genel. <mi>? Genel konusu. <laughs> Aynen, koçların ama bir de tam da flörtler anesinde gerçekten geri... ...gittiği için onlar için ekstra bir... E, Hatta döngü. şimdi çok seviyorum... ...sevgili Seda Sayan'ın bir tane... ...eski bir şarkısı var. Utanırım hmm. da... ...geri dönemezsin sanmıştım diye. <laughs> Hep onu... Merkür Retros'unda koyuyorlar... ...böyle o bölümünün <laughs> nakaratını alarak... ...inanılmaz güzel bir... <laughs> ...tam böyle uyan sizlerin o anlattığınız zaman... ...geri dönenlere yüz vermeyin... Uyan. ...bu dönem dediğiniz güzel. bir şarkı. Evet. Aynen. Şimdi sevgili... ...boğalardayız. Sevgili boğalar da... ...özellikle Uranüs'ün etkisi... ...bu dolunayda onları tabii ki biraz çarpacak. Zaten Hı -hı. E, dolunay sürecinde e, sabit olan burçlar Koç Pardon, aslanlar, boğalar, kovalar ve akrepler. Gerçekten e, yüksek enerjili, e, önemli dönüm noktasından geçiyor olacaklar hayatlarında. Bu e, dolunayın e, risklerini ve enerjisini yüksek taşıyacaklar. Hı -hı. O yüzden en çok etkilenen burçlardan biri boğa burcu. E, burada kendiyle ilgili bir takım fikir çatışmaları olabilir. Yani kendi söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayabilir Hı -hı. boğaların. Bu da e, insanlarla olan ilişkilerinde, işle olan e, tavırların özellikle güven problemine sebebiyet verebilir. Kariyer konusunda bir dönüm noktasından geçiyor sevgili boğalar. İyi anlamda mı? Bu iyi anlamda olabilir. Kişiden kişiye değişiyor. Yani kişinin bakış açısı, kişinin tavrı burada çok çok önemli. Fakat genel hatlarıyla bir özgüven eksikliği, kendine güvenmeme gibi durumlar söz konusu veya da farklı sıra dışı olacağım derken dışlanma etkisi boğa burçları için bu hafta çok hakim açıkçası. Bir de Venüs'ün zaten şu an hem Mars'la dik açısı var hem Jüpiter'le dik açısı var. Yani insan ilişkilerinde de boğa burçları ya beklentiyi biraz fazla tutuyor olabilir ya da e, kar, yaptıkları fedakarlığın sanki karşılığını almıyormuş hissiyatı mutsuzluk hissiyatı e, yaşıyor olabilir. Güneş onların beşinci evinde parlayacak 22 Ağustos itibariyle. <laughs> bu da aslında haz duymak için, yeni hobiler için, yeni aktiviteler için ve çocuklarıyla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarına daha çok sarılmak için fırsat tanıyacaktır. Hadi bakalım. <laughs> i̇kizler gelsin o zaman. Sevgili ikiz, ikizler ve yükseleni ikizler olanlar. Evet, ikizler eğitim, medya, reklam konuları, televizyon konusu olabilir, bu bir e, hukuksal meseleler olabilir. <laughs> Bunlarla ilgili bir takım iş ve girişimleri varsa, bir takım olaylar varsa, burada atılması gereken imzalar varsa, evet belki Merkür Retrosu devam ediyor ama daha önceden düşünülmüş bir şeyse neden olmasın veya dikkatli okuyarak, gerçekten güvenilir hukukçularla çalışarak bu tarz imzaları, sözleşmeleri yapabilirler. Dokuzuncu evlerinde yaşayacakları bir dolunay süreci bu. Dokuzuncu ev bizim biraz daha böyle uzak akraba, böyle çok sima olarak tanıdıklarımız değil de tanımadığımız, dışarıdaki, gelen insanlar, hmm. yabancılar, uluslararası konularla alakalı. Bu dönem gene seyahatler olabilir, yurt dışı ile ilgili bağlantılı işler olabilir. Buralarda ufak tefek gerilimleri açıklar. Çünkü Uranüs bir tık te e tetikliyor onu, hem de e kendi kendine düşmanlık etmek, kendi kendini pimpirikli doldurmakla alakalı alanından, arka planından hmm. etkiliyor. Yani hani bazen kimse o aslında ortada hiçbir şey yoktur. Doğru. Ama kendimiz içimizden bir şey kurarız. Ya ya bu böyle olursa diyerekten kendi kendimizi doldururuz. Kendi kendine ikizler bu hafta doldurmamaya dikkat <laughs> etmeli. Elma gibi olmayın diyorsun. Evet, <laughs> aynen öyle dikkat etmeli. <laughs> Ve e, gerçekten Güneş'in zaten dördüncü evinde olması taşınma fırsatları verebilir. Hı -hı. Ev değişiklikleri verebilir. 22 Ağustos'tan sonra bu tarz konularda hazırlık yapmaya başlayabilirler. Hı -hı. Evlerinde işte evlerini güzelleştirmek veya belki aileyi büyütmekle ilgili de gene konular ikizlerin gündeminde olacak. İkizler çok yoğun. Neden? E, Jüpiter şu an ikizlerde. Zaten şans be e, bolluk gezegeni orada. Mars'ın da orada olmasından dolayı çok aceleci kararlar alıyorlar. Hı -hı. O yüzden biraz daha böyle rolantide gitmek mantıklı olacaktır ikizlere. Tamam. Öyle yapalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam edelim. Sevgili yengeç ve yükseleni yengeç olanlar. Yengeçler zor bir alanda. 8. evlerinde yaşıyorlar. Kova dolunayını 19 Ağustos'ta gerçekleşecek. 27 derece kovada tekrardan altını çizelim. Akşam 21-27 civarı olacak. Uranüs'ten de 27 derece boğa burcundaki Uranüs'ten de bir dik açıyla kesiyor. Bu da demek oluyor ki aslında e, öfke kontrolü bilinçaltı konular, özellikle yengeç burçlarını etkileyen, e, sinir sistemiyle ilgili konuların hı hı. etkilendiği bir süreç. Biraz daha e, nefes çalışmaları, meditasyon, yoga, sakinleşmek, işte esneme hareketleri gibi e, hem kendilerini hem fiziki olarak hem e, duygusal olarak kendilerini rahatlatmaları gereken de bir süreçten geçecek yengeçler. Biraz miras konuları gündemde olabilir hı. bu süreçte. Yani nafakalar, işte dışarıdan elde edilen gelir veya ortaklaşa elde edilen gelir hanesinde bir takım pürüz ve sıkıntılara açık olmalılar, açıklar diye düşünüyorum. Evlilerse partnerlerinin işle ilgili sorunları olabilir. Yani ya bir de yer değişikliği ya bir terfi ya bir maddi kaynaklı işte borçlar, harçlar, ödemeler gibi durumlarda gene yengeçleri biraz ekonomik anlamda da tedirgin edecektir bu e, dolunay sürecinde. Fakat güneş onların artık 3. evinde parlayacak. 22 Ağustos'ta Başak burcuna geçecek güneş ve e, özellikle yakın çevre, kardeşler e, ve kısa seyahatler. Bir yerlere böyle ufak ufak, minik minik gitmeler, gelmeler Onları motivasyonu yeniden kazanmalarına sebebiyet verecektir ve e, ufak tefek ticari yeni atılımlar da yapabilirler. Hı hı. Yani bunun için hazırlık yapabilirler, daha doğrusu yengeçler ve Eylül ayında buna başlayabilirler. Çok da mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet, o zaman zaten e, Merkür geri giderken başlamak çok iyi değil demiştin. Aynen. Eylülün başı gibi de evet. eğer varsa böyle fırsatlar o zaman değerlendirebilirler. Var mı ekleyeceğim şeyin geçe? Yengeç için başka herhangi bir şey yok. Ortaklar, ortaklıklarda destek bulamama veyahut da 8. alan gene ortaklık, birlikte iş yaptığımız iş birliktelikleri olduğu için mesela bir iş birlikteliği için teklif alabilir ama iptal olabilir. Hmm. Onun için hani üzülmesinler bu belki bir sonraki süreçte daha hayırlısı olacak diye bakmak gerekiyor evet genelde de hep böyle de oluyor hakikaten Kesinlikle. biraz böyle akışına da hayatı bırakmak gerek. Aslanlar var galiba Aynen, sırada da sırada. aslanlar zaman gelsin var. aslanlar. Sevgili aslanlar ve yükseleni aslan olanların Hı -hı. tam karşısında bir dolunay ve bugün itibariyle enerjilerini hissetmeye başladık. Aslında işte otorite olmak evet zaten Merkür retrosu da şu an aslan burcunda. Konuşmalarında yanlış anlaşılmaya çok müsait aslanlar şu dönem itibariyle bu Ağustos'un ikinci yarısında özellikle Hı -hı. aslanlar iletişimde çok fazla etki alıyorlar. Yanlış anlaşılma, bir A diyecekken Z diye anlaşılma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Hı -hı. Ve bu manada da aslan burçları ikili ilişkilerde sıkıntılar çekeceklerdir. Çünkü kova burcu aslanın tam karşısında sevgili nilfer. Yani bizim tam karşımızda olduğu zaman e, dolunay ekstra bir gerginlik, ekstra hmm. bir e, stres duyabiliyoruz ve bu da evli evliliğimize, işte bir ilişkimiz varsa ilişkimize veya bir arkadaşlığımız varsa, flörtümüz varsa buna yansıyor. Burada kavgalar, biraz münakaşalar, biraz zıtlaşmalar, hmm. fikir ayrılıkları ve e, sert diyaloglara açık bir süreç olacaktır. Gene e, aslan burçlarının özellikle iş ve kariyerine karışan eş durumu olabilir. Hmm. Çünkü tam tepede Uranüs 10. evde. Kariyerden sebep, belki vakit ayıramama, zamanı çok organize edememe gibi durumlarda gene aslanları zorlayacak. Bu alana birazcık dikkat etmek faydalı olur aslanlar için diye düşünüyorum. Evet. Yani böyle bir etki varsa da şu an bizi dinliyorsanız eşiniz işte çok fazla işindeyse bilin ki aslan burcundaki bütün bu <laughs> göksel etkilerinde bunda parmağı var diyebiliriz. Bazen bir şeyi şahsını algılamadığın zaman öyle bakış açını değiştirdiğin Doğru. zaman problem kendiliğinden çözülüyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. O yüzden mesela bence astroloji bu açıdan insanlara çok yol gösteriyor. Çok yol gösteriyor. Hava durumu gibi yani hakikaten hava durumu gibi. Hı hı. Yani nasıl işte hava çok sıcak, işte hı hı. güneş çarpması riski var. Dışarı çıkmayın, dikkat edin. Veya işte şimşek var, yağmur Kar var. var dediğinde nasıl İstanbul büyük şehirler her yer Aynen. hazırlanıyor. Aynen. Onun gibi bir şey yani aslında. Yani astrolojide de şu an gergin enerjiler varsa ki aslında hem gerginlik hem de pozitif enerji bir arada. Her hı hı. dönem Evet. Bu bazen sadece baskın olabiliyor. Bazen daha yoğun olabiliyor. Daha çok hissediliyor. Ee, yoksa her dönem dört dörtlük açının olduğu veya her şeyin pürüzsüz olduğu. Evet. E, gerçekten her şeyin harika aktığı bir süreç yok. Evet zaten her şey de zıttıyla aslında kıymetli ya. Kesinlikle. Belki de öyle de olması gerekiyor. Kesinlikle <laughs> öyle de olması gerekiyor. Bir de ben şuna da mesela çok e, kanımsıyorum. Sürekli mutluluk diye bir şey olamaz. Tabii, tabii. Yani sürekli mutlu olsak her şeyimiz e, sürekli dört dörtlük gidecek. Zaten bu sefer o da anlamını yitirir. Her şey bu yüzden zıttıyla var. Evet. Aslanlar için bir şey daha ekleyeceğim. Tabii. Özellikle 22 Ağustos'tan sonra iş ve girişimleri çok hızlanacaktır. Çünkü güneş Başak burcuna giriyor. Hmm. Onların para alanına giriyor. Bekledikleri bir para varsa, özellikle 22 Ağustos'tan sonra şu Geliyorsun. dolunayı da atlattıktan sonra çok daha güzel günler gelecektir diye düşünüyorum. Hadi herkesin bereketi açık olsun Aynen. inşallah. Sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar. Evet Merkür Retrosu Ağustos'un başından beri Başakları gerçekten çok etkiledi. Hı hı. 4 Ağustos'taki yeni ay itibariyle Başaklar çünkü o Merkür Retrosu'nun vehametine girdiler açıkçası. İletişimde problemler yaşadılar. Sağlık anlamında bağışıklıkları düştü. Hı hı. Ki sağlık konusu, hijyen konusu Başaklar için gerçekten çok çok önemlidir. Şimdi bu Merkür Retrosu'nun artık bir geri planda Aslan Burcu'nda devam ediyor olur şu aslında bırakmak istedikleri alışkanlıklar adına çok iyi yani bir ilacı bırakmak istiyordur hı hı. veya da bir işte sigarayı bırakmak istiyordur kötü bir alışkanlığı bırakmak istiyorsa şu Merkür retrosunda bu 15 günlük süreçte Başak burçları bunu değerlendirmeliler diye düşünüyorum. Harika. Yani bırakmak gerçekten vazgeçmek hı hı. artık onu bir kenara atmak. Hastalıklı bir ilişki bile belki olabilir. Olabilir değil mi? O da, Çok da bağımlılık doğru. çünkü. Evet. Bu tarz hı hı. bağımlılıklardan ayrılabilirler. Dolunayı 6. evlerinde yaşayacaklar. Bizim gündelik hayatımız. Günlük normal rutinlerimiz aslında koşuşturmalarımız işte sabah kalktık ne yaptık oradan işe gittik geldik gibi bu koşuşturmalarda yaşayacakları gerginlikler Dolunay burayı etkiliyor. Hı hı. Demek ki Başak Burçları şöyle bir karar verebilir biraz rutinlerimi değiştirmeliyim belki iş tempomu e, arttırmalıyım veya azaltmalıyım hı hı. E, belki işte gidip geldiğim yerleri kısıtlamalıyım gibi düşünce olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili bir takım sorumluluklar gene Başak Burcu yönetiminde bu süreçte hı hı. ve Dolunay da bu alanı etkiliyor. Bu manada da gene evcil hayvan edinmek veya işte barınaktan sahiplenmek şu an gündemimizde biliyorsun. Evet, vallahi keşke herkes bir tane keşke, alsa evet. ne kadar çok insanız değil mi? Ee, ve bu gibi konularda duyarlılığının daha artacağı bir süreç olacak Başak burçlarının özellikle. Çünkü tam da bu alana gene kamu alanı hizmet sektörü. Özellikle yapan Başaklar varsa burada da bir takım değişikliğe gitme veya idarecilerle görüşme, maaş arttırımı, parasal konuların sıkıntısı devreye girebilir. Kira ve kiracılarla ilgili alanda da bu süreç biraz bekleme süreci aslında. Eylülden sonra harekete geçmek çok daha mantıklı olacaktır Başak Burçları için. Evet harika. Sıradık. Şimdi evet. terazilerdeyiz ve e, teraziler evet ay düğümünün etkisiyle zaten zorlanan burçlarda güney düğüm onlarda olduğu için biliyorsun ve e, şimdi bu Dolunay'ı da tam aşk flörtler ve ilişkiler alanında yaşıyor. Bir hava elementi gene terazide. Tam bir üçgen açı yapıyor dolunay ona. E, dolayısıyla e, bir manada şanslı yani Dolunay'ın çok sert etkisini almayacak ama yanlış anlaşılmalara maruz kalacak. İletişimde yanılgıya açık bir süreçte. Hmm. Yani hani beklentinin karşılanmaması veya da karşısındaki kişiyi kafanda canlandırırsın değil. Tanıyıp gerçekten somut adım atmak önemli olacak teraziler için. Çocuk sahibi olmak isteyen teraziler olabilir. Veya böyle haber bekleyen teraziler olabilir. Bu haberler gelebilir hmm. bu süreçte. Destekleyen enerjiler Evet. Var. Bu alanı destekleyen enerjiler var. Ee, bazen haz duyduğu konularda bir takım ho hobilerinde mesela Hı -hı. yalnız kaldığını düşünebilir teraziler. Bir de e, terazi burcu hep böyle ortaklık yapmak isteyen e, paylaşımla bir şeyleri e, haz duymak isteyen bir burç. Dolayısıyla bu süreç biraz yalnızlık, yalnız kalma e, bazı şeyleri tek başına yapmaya alışma süreci aslında teraziler için. Ama geçici bir süreç sevgili <laughs> teraziler. Hı -hı. Sadece şu süreçte biraz kendinize, e, kendi hobilerinizde kendi zevklerinize destek bulamayıp sizinle birlikte seyahate gitmek istemez veya sizin yaptığınız bir şeye e, onay vermek istemeyen birileri olabilir. Hı hı. Bazen de tam o zaman ben kendim gidiyorum diyebilmeli teraziler. Evet. Devam edelim. Süremiz var herhalde. Sevgili akreplerdeyiz ve akrep burçları özellikle zorlayıcı etkilerde bu dolunayla birlikte kova burcundaki dolunayın etkisiyle ee, bu manada da aslında ailevi konular özellikle çok fazla ön planda akrepler için. Yani aile içindeki mevzuların tekrar açılması, tekrardan kapandığını zannettiğiniz konuların tekrar su yüzüne çıkması ve tartışmaya dönmesi. Biraz aile içinde normal konuşurken bile ...konu hani bazen o konu konuyu açar. Tabii tabii. Ee, İstemediğin bir, bir yerde bulursun kendini. İstemediğin bir yerde bulabilirsin. Bir tartışma söz konusu olabilir. Aile içi gerginlikler var akrep burçlarında şu anda. Belki Hı -hı. ev içinde bir huzursuzluk, ev içinde belki Allah korusun bir sağlık problemi. Ee, bir takım negatif etkiler var. Ee, bunu da özellikle eşten destek bulamaya da bilir. Hı -hı. Veyahut da eşini... Aile çok desteklemiyor. Yani eş kaynaklı da biraz problemler var aile içerisinde. O yüzden biraz dengeyi tutturması gereken bir süreç. Yani her iki tarafa da ara buluculuk yapıp e, politik davranması gereken bir süreç. Ona gidecek hiç merak etme aslında sana bir şey demiyorlar. <laughs> Veya aileye gidecek aa aslında o sizi çok seviyor gibi böyle iki e, tarafı da idare etmesi çok gereken bir şey. Çok zor bir şey, şey. Çok o zor bir şey. Evet, vallahi yıpratıcı bir şey. Çok yıpratıcı. Hı -hı. Umarım kısa sürsün hemen bu dolunaydan sonra atlatılsın diye Düşünür. Dolunay sürecin. Dolunay değil burayı mi söylediğin etkiliyor. şey sadece. Evet. İyi, tamam. Evet. Kısa dö kısa dönemse kısa problem dönem. yok evet. şu ara şu 10 günlük süreçte buna birazcık dikkat edeceğiz. Güneş arkadaşlık çevresinde parlayacak 22 Ağustos'tan itibaren. Bu da onların aslında yeni çevrelere girmesi, yeni insanlarla tanışması ve biliyorsun her böyle yaz sonu işte spora başlıyoruz, şuna başlıyoruz, buna başlıyoruz. Yeni hobiler, kurslar, dernekler ve organizasyonlar akrepleri bekliyor. Hadi bakalım aktif bir aktif, yeni dönem Eylül'le Eylül Eylül herhalde değil mi? Eylül için gerçekten aktif olacaktır. Eylül ayına öyle yüklenmiş bir misyon da var değil mi? Mesela ben kendi mesleğimden Hı. televizyondan örnek vereyim. Eylül'de hemen yeni yayın dönemi başlar. Direkt. Projeler, yeni projeler veya işte yarıda kalan dizilerin yeni sezonları başlar. Eylül'ün böyle bir başlangıç okullar açılır. Evet. Bu Biz bunu Başak Burcu'yla ile Çünkü Başak Burcu'nun da zaten yapısal olarak işte ayrıştırma, hı hı. işe koyulma, artık o tatil rehavetinden çıkıp çalışma, azim, mükemmelliyetçilik ve bir şeyleri Mikrofonu yoluna... Mikrofonu bir tık düzeltebilir miyiz Dolunay'cığım? Yoluna süresi olduğu için tam da Başak Burcu örtüşen zamanlar oluyor aslında e, Eylül ayı. Evet yani evet. orada Başak'ın olması da Ay'a da aslında kesinlikle. bir anlam yüklüyor. kesinlikle. Hı hı. Sevgili yaylar ve yükseleni yay olanlardayız. Mikrofon sorunumuz çözülmüştür mü diye düşünüyorum. Şu an evet. Tamam. Şu an iyi. Ee, yaylar özellikle iletişim hanesinde direkt yaşıyorlar. Çünkü üçüncü evde yaşayacaklar Nilfer, bu kova dolunayını. <laughs> ve e, kova dolunayında özellikle ticari faaliyetlerde bulunuyorlarsa bunların iptali Veyahut da vazgeçme tam böyle sözleşme yapılacakken geri dönme hmm. durumları söz konusu olabilir özellikle e, günlük yoğunlukları Aslında çok da buna müsaade etmeyecektir yani günlük tempoları ve rutinleri Aslında bu yeni ticari faaliyetler içinde... zaten uygun olunmadığı bir süreç olduğunun işaretini veriyor yaylara hmm. kardeşlerle yakın çevreyle ilişkilere dikkat edilmesi lazım hmm. şu süreçte sürekli Hani bu kanka dediğimiz belki hep görüştüğümüz <laughs> arkadaşlıklar evet. da bir takım pürüzler var yaylar için ve yükselen yaylar için özellikle gene eğitim alanı ve kısa seyahatlerde dikkat edilmesi gereken bir süreç. Şu an tam böyle ilişki hanesinde ikizleri bulunduğu hanede Mars hareket ediyor, Jüpiter hareket ediyor. İlişkilerde de böyle konuşmaların bambaşka yönlere gidebileceği, farklı dedikoduların duyulabileceği bir süreç. O yüzden buna da birazcık dikkat etmeli yaylar. Şimdi yaylar spontane ateş elementi ve hareketi çok seviyor. Fakat hareket ederken özellikle trafikte, hem kurallara uymak hem de gerçekten trafikte acelece davranışlardan kaçınmak gerekecektir hı hı. diye düşünüyorum. Güneş 10. evlerinde parlayacak 22 Ağustos itibariyle. Bu da tam tepemiz yani MC noktası dediğimiz kariyer alanı yayların. Hı hı. Kariyerlerinde çok güzel başlangıçlar var 22 Ağustos yani itibariyle. Güzel, yeni bir işe girebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir yaylar. Yani gerçekten görünürde olacakları bir süreç başlıyor yaylara. Eylül. Onun evet, içinde. Eylül ayında. Evet. Eylül herhalde hepimiz için biraz daha böyle oh dediğimiz biz... daha ama o kadar <laughs> da güvenmeyelim, bence. <laughs> Çünkü e, ay tutulması yaşanacak Eylül'de. Hmm, 18 Kaçında? 18. 18 Eylül'de. 18 18'ine kadar rahat mıyız? Bari? 18 Eylül, 15'ine kadar güzeliz. 15'ine kadar güzeliz. Ay tutulması etkisini e, anlatırım inşallah. E, belki burada, belki başka bir yerde ama e, sonuç itibariyle tabii ki tutulmalar bizleri etkileyen, özellikle kadersel etkileşimler içeren e, süreçler olduğu için tamam her ay oluyor bir dolunay, her hmm. ay oluyor bir yeni ay ama tutulma ekstra anlam katıyor, ekstra vurguluyor. Ve e, gerçekten hadi dedirtiyor. Hmm. Yani Dolunay'ı bir tık es geçebiliyorsun. Yani seni zorlasa da, stres hmm. yaratsa da, işte bir hafta geçti gitti diyebiliyorsun, yönetebiliyorsun. Hmm. Ama ay tutulmalarında öyle şeyler olabiliyor ki e, gerçekten değişime gitmen gerekiyor. Evet, bir de biraz daha etkileri kitlesel oluyor sanki değil mi? Kesinlikle. Yani buçsal değil de böyle Kesinlikle. bireysel de değil, daha kitlesel evet. oluyor. Evet. İnşallah iyi değişimler olur. Hepimiz İnşallah için. hepimiz için güzel sonuçlar getirsin. Evet. Oğlak burcundayız. Oğlak geçmeyelim, kısa bir reklama gidelim. Peki. Reklamdan hemen sonra hem kalan burçları konuşacağız. Hem de reklam arasında sizlerin bize sorduklarınıza da bakacağız. Ve yayın dönüşünde o soruları da cevaplıyor olacağız. Kısa ara sonra biz buradayız. Dolunay Karaca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlak Burcu'da kalmıştık. Hemen sevgili Oğlaklar bekliyordur. Kesinlikle. Hiç bekletmeyelim ve neler bekliyor bakalım Oğlakları. Oğlaklar özellikle iş ve para düşünür biliyorsun tam da iş hanesinde para hanesinde bir dolunay deneyimleyecekler ve bugün itibariyle bu etkilere girdiler. Hı hı. Bu demek oluyor ki aslında iş değişikliği için e, veya hatta işte e, patronlarla resleşme biraz sıkıntılı sürtüşmelere açıklar aslında hı hı. yapacakları toplantılarda seminerlerde görüşmelerde e, biraz böyle e, agresyon çekebilirler dikkat etmeleri gerekiyor özellikle. E, parasal meseleler ve belki çocuklarının ihtiyacı, çocuklarının eğitim süreci biraz çakışıyor, çelişkide olabilir. Bu manada e, oğlak burçları yer değiştirmeyi düşünebilirler. Farklı iş alternatifleri arayabilirler. Bunlarla ilgili bir süreç. Yatırımlar yapıldıysa yatırımlardan beklenilen karşılanmayabilir. Hı hı. Şu süreç yeni bir ev almak, yeni bir e, girişim için de çok da uygun etkiler barındırmıyor aslında hı. oğlaklara. Ve güneş onların 9. evinde parlayacak. 22 Ağustos itibaren itibariyle. bugün itibariyle de Merkür Aslan Burcu'nda geri gitmeye başladı. bu da aslında ortaklıklar alanında ve ödemeler, miraslar, finans konuları alanında bir takım engellenmelere maruz kalabileceklerini, yanlış anlaşılmalara maruz kalabileceklerini söylüyor. Şimdi Güneş'in 9. evlerinde parlamasıyla birlikte özellikle yurt dışı seyahatler yurt dışı konular gündemlerinde olabilir hı hı. ve e, uluslararası ilişkilerde de gene atılımlar yapabilirler 22 Ağustos sonrası sevgili oğlaklar evet Oğlaklar yatırımlarını biraz öteleyecekler ama geneli çok kötü değil oğlaklar için anladığım Kesinlikle. kadarıyla. Kesinlikle. Sevgili kovalardayız. Evet başrol kovaların <laughs> ve e, sevgili kovalar özellikle kendi burçlarında deneyimleyecekleri bir dolunaya hazırlanıyorlar. Büyük ihtimalle şu an bir gerginlik hissedebilirler. Zaten Plüton da kova burcunda. E, dolayısıyla köklü değişimleri kova burçları yaşıyor. Yani çevrende de dikkat et yükseleni kova olan varsa burcu kova olan varsa belki tavırlarında belki konuşmalarında belki yaşantı şeklinde pek çok değişikliğe gidiyor kovalar aslında. Hı -hı. Bazı şeyler hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda olabilir. Yani ben seni daha önce böyle tanımıyordum diyebileceğin e, kovalarla karşılaşabilirsin. E, kendi direkt karar alacakları bir süreç, genel hayatlarının akışı ile ilgili, ilişkilerinde olabilir ev taşıma, ev yerleştirme olabilir. İşle ilgili konular, arkadaşlıklarla ilgili konular olabilir. Hayata baktıkları perspektif olabilir. Bazı şeylerde yeni kararlara, yeni sayfalar açmaya e, hedefleyecekler. Özellikle değişime direnmemeleri gerekiyor. Yani Kova burcu Uranüs yönetiminde bir burç. Uranüs'ten de bir dik açı alacağı için Boğa burcundaki Uranüs'ten e, bu hafta özellikle şaşırtıcı haberler, beklenmedik yön değişiklikleri, beklenmedik sarsıcı haberleri kovalar ekstra açıklar. Hmm. O yüzden e, biraz daha toleranslı olmak, belki biraz daha öfke kontrolünü e, kullanmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Güneş 8. evlerinde parlayacak 22 Ağustos sonrası. Bu da yeni arkadaşlıklar, yeni e, ortaklıkları onlara getirecek ve e, Kova burçları da ekip çalışmasına çok hakikaten e, bağımlı ve ekipte olmayı seven bir şeyleri tek başına değil de ekiple Hı -hı. birlikte arkadaşlar arkadaşlıkları önem veren bir burç Doğru. ve bu manada 8. ev onları aslında yeni kapılar açacaktır özellikle Ağustos sonu itibariyle. Evet hadi bakalım hepsi için Güzel şeyler olsun inşallah. inşallah bütün kovalar için. İnşallah. Aslında biraz işte dediğim gibi bu dirençli dönemleri atlattığımız zaman ilişkilerimiz de daha iyileşiyor. İşlerimiz de daha kolay açılıyor. Beklentiyi azaltmak gerekiyor dönem dönem. Hı hı. Mesela şu an Venüs ve Mars zaten dik açısı var gökyüzünde. Gene Venüs'ün Jüpiter'den de dik açısı var. Beklentilerimizi hakikaten karşılığını bulmadığı bir süreçten geçiyoruz. Evet, genel olarak değil mi? Sadece genel olarak. Için genel yani. olarak, evet. Hı -hı. Ve sevgili balıklardayız. Balıklar da alışkanlıkları bırakma sürecindeler. 12. evde yaşayacakları bir dolunay bu. Aslında bilinçaltı çok kuvvetli. Sezgileri çok kuvvetli bu dönem balıkların. Rüyalardan gelen mesajlar olabilir. Gerçekten hani hisleri çok kuvvetli çalışabilir. Hı -hı. 12. ev çünkü biz hakikaten görünmeyen alanımız. Yani işte o mistik, spiritüel konular, efendime söyleyeyim, arka planda dönen bir takım düşünceler, düşünce yapımız ve bilinçaltı konularını anlatıyor. Biraz psikoterapileri, efendim psikolojik e, alanı Hı, da evet. anlatıyor. Hı. Bu alanda yaşanacak bir dolunaya e, misafirlik edecekler. E, onlar için de gene alışkanlıkları bırakma, alışkanlıkları değiştirme açısından güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Her e, olay yeni bir döngüye başlarken krizle oluyor. Yani değişim bir anda mutlulukla ve kolaylıkla gelmeyebiliyor her zaman. Hı hı. Biraz krizler evet yaşanacaktır ama o krizlerden sonra güzel yenilikler, güzel kapılar açılacaktır. Kardeş ve yakınlardan alacağı şaşırtıcı sürprizler var. Hı hı. Yani yakın çevre ilgili duyumları onları gerçekten biraz bazen inzivaya çekilmeye, hı. biraz arka planda kalmaya da itebilir. Gelecek hedeflerinin yoğun olduğu bir süreç yalnız balıkların. Yani şu an için değil ama gelecekte şu şu şunu yapmak istiyorum. Şu an değil belki ama gelecekte ben şurada şurada yaşayacağım gibi düşünceleri varsa şun bunun plan ve projesini yapmak çok uygun. Evet şu an için güneş zaten 22 ağustosta onların tam karşısında olacağı için e, bekar olan balıklar varsa özellikle ağustos sonu e, karşılaşmalar ağustos sonu tanışmalar var. E, tabii ki merkür retrosu evet devam ediyor olacak e, ama yeni tanışmalar da e, gündemlerinde olacaktır. Balık burçları. Balıkların. Bu sene en çok hangi burçlar evlenir? Bu sene en çok yaylar evlenir. Hı hı. İkizler evlenir, yaylar evlenir. Çünkü Jüpiter ikizlerde hı hı. ve e, tam karşısında yay burcu olduğu için yayların evlilik yılı 2025. 2025 yayların evlilik evet. yılı. Evet. Ya yani şu an başladı ama 2025'te daha da artacaktır. Balıklar gene Başaklar değişken burçların hepsi aslında bu statü değişikliğine işte evliyse belki ayrılmaya hmm. ama bekarsa da evlenmeye çok açık dönemeçlerden geçiyor. Evet şimdi bu dönem özellikle Merkür geri giderken bu dolunay varken ilişkilerde çok fazla gerginlik var. Evet. Hiç yani şu burç için diyemem ama etrafımdaki herkesin ilişkilerinde bir gerginlik var. Ne zaman bitecek bu ilişkilerdeki gerginlik? Şimdi çok doğru söyledin. Merkür aslında mesela ilişki gezegeni değil bakıldığında Hı -hı. Venüs'tür ilişkilerle i̇letişim ilgili. Gezegeni evet. Değil mi? Ama iletişim o kadar önemli ki Hı -hı. mesela doğru tavır, doğru zaman, hani deriz ya, doğru mesela teşekkür etmenin. ...üç farklı boyutu var. Doğru. Yani teşekkürden teşekküre de fark var. Evet. İşte Merkür Retrosu... ...bu iletişim konusunu çok... E, ...maalesef zorladığı için... ...ilişkilerde yanlış anlaşılmaları... ...çok fazla ön plana taşıdığı için... E, ...bizler ilişkilerimizde zorlanıyoruz. Hı -hı. Yoksa aslında iletişim gezegeni... ...aslında bilgi trafiğini anlatıyor. Şu anda mesela... ...Uranüs'ten dik açı alıyor. Şu anda gerçekten hem internet bazında... ...yeniden böyle bir takım... ...siber saldırılara, Hı -hı. işte kendimizi rahat ifade edemeyip özgürce konuşamadığımız süreçler yaşanıyor aslında çünkü Merkür ifade demek Uranüs de buna ket vuruyor demek hı hı. yani ifademizi net yapamıyoruz zaten şu anda kendimizi net tanıtamıyoruz belki de belki de söylemek istediklerimizi gerçekten karşı tarafa net aktaramıyoruz böyle bir süreçten geçeceğiz ama Ağustosun 28'inden itibaren bu etki azalacak, yok olacak. Evet, hatta. mesela Instagram kapandığında kapanmadan önce sizler zaten <laughs> e, böyle işinde kompetan olan astrologlar demişlerdi ki işte e, bazı sosyal evet. e, medya e, aplikasyonları kapanabilir, iletişim kesilebilir. E, ama kesildiğinde de merak etmeyin, çok kısa sürecek Ecektir. demiştiniz. Merkür evet, Sen de demiştin hatta. Evet. E, hakikaten de öyle oldu. Aynen, aynen. Ve e, mesela bu hafta şu an itibariyle burçlara biraz tavsiye de verelim. Harika yani olur. Hani hangi burç? Burç bu burç hafta hepsine. Mesela ne? Evet hepsine. Süper tamam. Mesela koçlar bu hafta aşırı harcamalarına dikkat etsin. Şu an hemen 12-18 Ağustos haftası için konuşuyorum Hı -hı. bunu. Şu an 15'indeyiz çünkü hala 18 Ağustos da gelmedik. Ve aşırı harcamalarına dikkat etmeleri Hı -hı. gerekiyor. İlişkilerde yanılgıya açık bir süreçteler. Venüs ve Mars zaten şu an dik açıda. Yeni bir ilişkiye başlamasınlar. Var olan ilişkiye de birazcık alttan alma, fedakarlık et enerjisi katsınlar sevgili koçlar. Evet. Hep böyle benim dediğim olacak mücadele, hırs e, bazı şeyleri hakikaten ket vuruyor. Evet, paranı tut, ilişkinde de stabil kal Kesinlikle, sevgili koçlar. Biraz sabır, <laughs> sabır, Aynen. sabır, sabır sabır koçlar için. Boğaların ortaklıklar haftası, ortaklıklar için güzel e, gelişmeler var. Belki fikir alışverişleri olacaktır. Yani bir girişime başlamasa bile ortaklık, konuşmak paylaşmak aslında çok rahatlatıcı. Hani hmm. diyoruz ya demin ilk programa başlarken de dedik insanların üzerinde bir rehavet var. İnsanların üzerinde bir karamsarlık var. Çünkü insanlar yalnızlığa çekildiler Nülüfer. Galiba. Yani hani kimse artık farklı birinin problemini dinlemek istemiyor. Belki bundan yalnızlığa çekiliyor. Belki sürekli eleştiriye maruz kalmak istemiyor. Bundan yalnızlığa çekiliyor. Halbuki paylaşımda olmak, gerçekten iletişimde olmak, anlatmak, konuşmak ve evet eleştiri ise eleştiriye açık olmak ...ve bunu olumlu yönde değiştirmek çok önemli. Bir de belki sanal ya, alemde o kadar ortalıktayız ki hepimiz... ...hayatlar o kadar herkesinle birlikte bir yaşanıyor konu. ki... ...gerçek yaşamda... E, ...görüşmekte de ...izolasyon olur. istiyoruz. Aynen evet. öyle. Bir de orada sanki bir şeyleri yaşamış, paylaşmış... ...görüşmüş, konuşmuş gibi de hissediyoruz. tatmin oluyoruz zaten. Evet. Çünkü orada ben zaten görmüş oluyorum... ...yaşamış oluyorum, onun gittiği yeri keyifle izlemiş oluyorum. Yani tekrar mesela gerçek hayatta artık onunla görüşmesem de... ...zaten görüyorum... Evet. gibi bir durum oluyor. Bu da insanları aslında karamsarlığa itiyor. Hı hı. Yani genel hatlarıyla baktığında bu dijital dünya hepimizi fazlasıyla ele geçirdi. E, 2025'e ben şimdi yavaş yavaş çalışıyorum, bakıyorum tabii bir astrolog olarak gün gün bakıyorum hatta neler olacak, na, nasıl gidecek. Çünkü bizler hep öngörü, hani merak edileni hı hı. araştırıyoruz. Hı hı. E, Neptün Koç Burcuna geçecek. Ve Neptün Koç Burcuna geçtiği zaman hani herkes diyor ya işte evet yapay zeka dünyayı ele geçirecek. işte uzay, Bugün dijital. Bugün konumuz da var soracağım evet, ona da. Evet teknoloji çok doğru, <laughs> çok evet. ilerleyecek ama kesinlikle bizi ele geçiremeyecek. Çünkü Neptün Koç burcundayken büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık. Yani tek duşa basarsın sen o elektriği de kesersin. Tek Hı -hı. duşa basıp o robotu da susturursun. Hani bunun aslında gücün insanoğlunda olduğu Hı -hı. kanısı ortaya çıkacak. Ee, hiçbir şekilde işte o metaverse evet alemi işte o bağımlılıklar o kendimizi kaptırmışlıklardan sıyrılıp gerçekten hayatın içerisinde mücadele etmek hayatın içerisinde var olmak birebir etkileşimde olmanın tadının farklı olduğunu anlayacağız aslında Hı hı, i̇nşallah. İnşallah ne evet. güzel söyledin. Bu kadar Peki. hep kötü şeyler duymaktan sonra bu çok iyi geldi. Bence de. Bence de. İkizler burçları özellikle koşuşturmalı ve rutin olmalı. Yani rutinlerini değiştirip koşuşturmaya daha çok e, hareket katmalılar hayatlarına. Evet aceleci karar almasınlar Mars ve e, Jüpiter etkisinden dolayı ama hoşgörülü olup Koşuşturma ve kaos harekete ihtiyaçları var Hı -hı. ikizlerin. Durmaya ihtiyaçları yok. Her daim böyle hareket içerisinde olmalı. Çünkü zaten olmalı. biz ikizler durursak işte kafa çok çalışıyor. Bir de evet. kendi kendimize bir sürü şey üretiriz kötü anlamda. Demin ve Dolunay'ın etkisinde vardı bu Hı -hı. biliyorsun. Kendi kendini üretmekten kaynaklı bir takım sıkıntılar olabilir demiştik ikizlere. Yengeçler için de tembelliğe gene yer yok. Yengeçler için de ortaklaşa fikirler üretmek, çalışmak ve bir şeyleri paylaşmayla alakalı özellikle e, finansal destek belki alternatif destekler bulma e, ihtiyacı olabilir. Belki ek bir iş yapabilir. Hı hı. Ek bir şey üretip satabilir gibi durumları hayatlarına sokacaklar. Önemli bir karar aşamasından bu hafta bütün yengeçler geçiyor. Belki hayatlarının artık yeni bir eşiğine giriyorlar. Belki bir doğum yapacaklar, artık anne olacaklar hı hı. veya artık bambaşka bir işe başlıyorlar gibi böyle bir e, süreç var. Aslan burçları geçmişle alakalı olan konularını gerçekten artık kapatmalı ve önlerine bakmalı. Yani yaz süresi ise yaz süresi bitti, üzüntü ise üzüntü bitti. Hı hı. Geçmiş geçmişte kaldı, hepimiz iyi kötü şeyler yaşadık Tabii. ama önüne bakma sürecine artık geçmeli. Aslan burçları özellikle. Geçmişte mi takılı kaldı? Geçmişte biraz takılı kalma durumları var. Bu Merkür Retrosu'nun etkisi özellikle. Başak Burcu'nda başladı, şimdi Aslan Burcu'nda geriliyor. Hep böyle geçmiş konular aklından geçiyor olabilir. Ee, geçmişte konuşmalar onu tekrar yıpratıyor olabilir. Bunları bir şekilde bertaraf etmek... İyi olacaktır aslanlara bu hafta özellikle ve sevgili başaklar verilen sözleri dikkat edin siz de tutamayacağınız sözler Vermi yapamayacağınız verin. sözler vermeyin Veyahut da karşıdan biri bir şey söylediğinde kesin yüzde olacaktır inancıyla yaklaşmayın hı hı. her zaman bir B planınız olsun her zaman ha bu olmazsa ekstra şunu yaparım imajının olması gerekiyor. Teraziler özellikle yeni karşılaşmalar, arkadaşlık çevresiyle, eski dostluklarda yeni karşılaşmalara çok açık bir süreçten geçiyor. İşle ilgili tekliflerin de yenileneceği bir süreç. Hmm. Ya bunu gene sen yap. Buna sen gene devam et denilecek bir süreçten geçiyor Teraziler. Ya da bunu kendileri düşünüyor olabilir, patronlarıyla konuşmak istiyor olabilir. Yani ben bunu zaten hazırlamıştım. Bunu devam ettirmek istiyorum diyebilecekleri bir süreç. O yüzden geleceğe yönelik hedeflerini bu hafta hakikaten netleştirebilir Teraziler. Harika. Sevgili akrepler için fazla aşırı iyi niyet veya da fazla işte optimistik dediğimiz böyle yok ya o iyidir kesin dediğimiz o fazla iyi niyetten çıkmaları gereken bir süreç. akrepler aslında çok hassas. Ve en hassas burç kim dediğimizde balık değildir, yengeç de değildir, akreptir. Öyle mi? Evet, çünkü çok derin düşünür hı hı. aslında. Bunu dışarıya çok yansıtamaz. Hani dışarıya böyle sert bir imaj belki verebilir. Doğru. Veya etkilenmiyor. Akrepler hep böyle gamsız muamelesi yapılır Güçlüyüm. Ya. Evet, imajı verebilir. Hı hı. Ama en hassas etki aslında akrepler hı. alıyor. Ee, o yüzden de bu hafta bu hassasiyetlere dikkat etmeleri lazım. Harika. Yaylar sevgiyle bazı konuların olacağını çok iyi bilen bir burç. Ee, bazı işte kapanmaz dediğiniz konular kapanabilir veya hiç açılmaz dediğiniz konular açılabilir. Merkür retrosunda etkisiyle ee, sevgiyle ılımanlaşmak ortamı yumuşatarak bazı şeylerin hakikaten tatlı dille kapısını aralayabilirler bu hafta. Tatlı dili silah olarak kullansın sevgili yaylar. Harika. Evet her zaman da çok işe yarar o. Kesinlikle herkes için çok işe yarar bence değil mi? Yani Kesinlikle. O mesela geçenlerde konuşuyorduk hani şirinlik, tatlılık o kadar çok şeyi örtüyor ki. Mesela kişi çok güzel olmayabiliyor ki bence Hı -hı. şu dönem herkes çok güzel. Evet Yani artık çünkü mesela... çok fazla enstrüman var bunu sağlayacak <laughs> Şimdi etrafta. Şimdi nasıl farklılaşacaksın? Herkes güzel, herkes zayıf, herkes fit, herkes hoş. Aynen. Ee, tatlı dil, şirinlik, Hı -hı. sempatiklik, güler yüz ve zeka. Hı hı. Seni bir e, tık üste taşıyacak e, ensurmanlarımız bunlar. Evet, o çok doğru. O, hakikaten öyle oluyor. Ben bazen diyorum ya yani, bu kadar güzel kız var nasıl hani hayatlarında kimse yok bu kadar her hepsini dinlediğin zaman işte çok üzgünler. Dediğin gibi orada başka şeyden ayrışıyorlar. Artık galiba, evet, değil artık mi? başka şey aranıyor. Konuşma becerisi aranıyor. Her konuda fikir sahibi olmak aranıyor. Yani tamam çok güzelsin, bir blog gibisin oturdun ama. Konuşamıyorsun. E, o zaman olmuyor işte hani. Hı hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bunlar özellikle 2025'te çok etkili. Hı hı. Oğlak burçları ön yargılardan uzak durmalı, Eleştiriden uzak durmalı. Yani hemen birine hop bir kul bu takmamalı hı hı. ve e, birazcık hakikaten deneyimleyip tanıyıp öyle devam etmeli. Ee, bir şekilde e, tane tane iletişim kurmalı ve kelimeleri seçerek konuşmalı. Çünkü iletişim hatalarına bu hafta özellikle oğlaklar dikkat etsin diyorum. O da çok hakikaten önemli bir şey. Yani çok. ağzından bazen çıkmayacak şey. Bizim de ekranda oluyor. Biz hele bu konuda çok daha e, en zoru yaşayan insanlarız. Hele canlı yayın. Evet, evet. Bir de çok da... Eleştiriye de çok açık bir şey aslında bazen işte çoğu zaman cevap vermiyorum ama mesela çok inanılmaz eleştiriyorlar halbuki evet. işte siz bir bankaya gitseniz işte bankada çalışan birisinin dili sürçse siz onu hiç orada oturup eleştirmezsiniz hiç. ama ekranda olunca maalesef hiç affedilir Minicik olmuyor. Minicik bir şey hemen göze batıyor ekranda evet, gerçekten evet. O büyüteç etkisi yaratıyor ekran. Kesinlikle. Şimdi kovalar özellikle eş, eski aşkları gündemde kovaları. Hı -hı. Biraz çapkınlık gündemde olabilir. Erkekler, kadınlar hiç fark etmez. Eskiye özlem gündemde olabilir. Merkür Retrosu da tam karşıt ilişkiler hanesinde olacağı için hem var olan ilişkilerinde eski konuların açılması gündeme gelecektir. Hı -hı. E, ama eski aşklarla karşılaşma, mesajlaşma, e, yeniden iletişim kurma etkisi de hali aktif kovaları. Hı -hı. Yani biraz böyle geçmişe e, özlem duyuyor hissiyatı olabilir kovalar Hı -hı. için. Ne yapsınlar? O yüzden biraz <laughs> e, bence e, mutlaka kişinin kendi cizi iradesinde tabii ki. Ama e, kesinlikle bence kapı kapalı olmalı diye düşünüyorum. Çünkü şu an var olan ilişkisine zarar verecektir bu durum. Hmm. Ha, varken de geçmişe evet, yönelme Evet varken de yokken var, de bir geçmiş evet. hatırlanması çok söz konusu olabilir kovalar için. Ve balıklar özellikle sağlık ve rutinler konusunda biraz daha düzenli olmaya ihtiyaç göstermeliler hem beslenme konusuna dikkat etmeli hem günlük rutinlerine biraz daha eğilmeli biraz o rehavetten çıkıp gerçekten disipline doğru yürümeli sevgili balıklar ve biraz sosyal ortamlarda da kafaları dağınık olabilir o yüzden kararlarında özellikle net olamayabilirler ya yaparız bilmiyorum yapamayabiliriz hani hep böyle bir gelgitli konuşmalardan çıkıp Netliği seçmeleri gereken bir haftadalar yoksa çünkü hem ilişkileri zora girebilir hem yaptıkları işte problemler çıkabilir diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla bu haftanın burç yorumları bu şekilde. Evet Harika şunu sorayım e, hep bize gelen sorular arasında var. Bu burçtan burca geçiş tarihi Hı. tam net işte 21'inden 22'sine Hı. geçince diğer burca mı geçiyor? E, o, o kişiler diğer bir önceki günün burcundan da etki alıyorlar mı mesela Dolunay? Şimdi e, bu... 21 Haziran doğumlu hı. birini söyleyelim. Evet, i̇kizler evet. mi yengeç mi yoksa ikisinin arasında kalmış bir kişiliğe mi sahip oluyor? Kesinlikle arasında kalmış bir kişiliğe sahip olmuyor. 0.0 dereceye geçtiği an ikizler kişisi ikizler oluyor. Hı hı gezegen yerleşimlerine bakıldığı zaman eğer o an gezegen olarak boğada varsa işte tabii ki yengeçte Hı -hı. varsa tabii ki oralardan biz zaten Etkilerde otomatik olarak etki alıyoruz ama o hani onu çok soruluyor çok güzel bir soru oldu. Hı -hı. İşte ben tam aradayım aslında. Aslan da sayılıyorum gibi bir durum Hı -hı. söz konusu. soruyorlar bana. Hayır, Başaksın. Çünkü artık 22 Ağustos'ta güneş başağa geçmiş oluyor. Örnek veriyorum ve sen artık Başak burcusun. Aslanlık diye bir şey yok. Merkür Aslan'da Altyazı M.K işte. Hı hı. Başka bir gezegen aslandıdır. Tabii ki aslansın yönlerinde ortaya çıkıyor olabilir. Ama e, sıfır derece yani o girdiği derece sıfır derece burca. O derece neredeyse biz onun doğum haritalarında her yıl değişiyor bu arada bu. Hı hı. E, çünkü mesela soruyorlar işte siz 22 Ağustos'u Başak diyorsunuz ama işte benim kızım 21 Ağustos'ta işte 1989'da doğdu. O da Başak. E, o zaman güneş çünkü sıfır dereceye eğimden dolayı yani o ekliptik hı hı. sistemin eğiminden dolayı böyle Böyle bir iki bir iki gün bir yalpalama olabiliyor Hmm. güneş hareketlerinde. O değiştiriyor. O değiştiriyor. O yüzden hani aslında yanlış bilgi yok. Sadece tarihe göre değişen bir bilgi var. Kesinlikle. Hı -hı. Tarihe göre değişen bir bilgi var. Hiçbir yanlış bilgi yok. Ama tarih olarak da biz zaten burç yorumlarında gazetelerde de çalışmıştım Hı -hı. ben. Hani net veremiyoruz. Mesela 21 Ağustos kesin Başak'tır değil. 21, 22, 23 Ağustos Başak çünkü o her sene değişebilir. Evet. Ee, böyle bir etki var. Evet. O yüzden de aslında sadece ayın ve günün değil yılın da çok önemli. Yılın çok önemi var. Bunu doğum haritasıyla net görebiliriz. Hı hı hı. Kırkından sonra Burcu değişir mi? Hayır. <laughs> diyorlar ya işte kırkından sonra başka bir adama başka bir kadına dönüştü kesin Burcu yükselene geçti diye. Şimdi buradaki de etki şu. Bir yaşanmışlık söz konusu tabii hı hı. ki. Yani sen 5 yaşındaki Nilüfer değilsin. Tabii. Sen artık 40 yaşındaki Nilüfer'sin. Bir olgunluk, bir tecrübe, hı hı. bir yaşanmışlık var. Dolayısıyla ikinci il ilerletme dediğimiz, astrolojide de kullanıyoruz biz bunu doğum haritası yorumlarken. İkinci il ilerletme dediğimiz bir secondary progress haritalar açıyoruz. Çünkü şu an diyoruz ki 2024'teyiz. Hı hı. Bakalım sen ruhsal anlamda hangi bir boyuta geçtin. Kişi mesela normalde Koç burcuysa şu an geldiği ortamda artık daha ikizler etkisi gösteriyor. Burada burcu değişmiş olmuyor. Kendisi gene Koç hı hı. ama etkileşim olarak sanki daldan dala konan, daha çok bilgiye ihtiyaç duyan bir hale bürünüyor. Çünkü yaşanmışlıklar zaten onu o raddeye getiriyor bu manada hiçbir şekilde istersek 60 yaşımıza gelelim. istersek 15 yaşımıza geri dönelim. Burcumuz da değişmiyor, yükselen burcumuz da değişmiyor. Evet onlar sabit kalıyor. Hep sabit. Ama dönemsel işte etkileri değişiyor herhalde. Dönemsel değişiyor, tutulmalarla değişebilir. Aha. Senin haritandaki tutulma Balık Başak'tadır. Sen 2025'i çok etkili yaşayabilirsin. Hı hı. Bir başkası yaşamayabilir. Yani bu manada da hem gezegen yerleşimleri hem doğum saatimiz, o doğduğumuz yükselen derecemiz çok çok önemli. Hı hı. Ve hiçbir şekilde bu çok soruluyor. 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine mi giriyoruz? Böyle bir şey kesinlikle yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum Dolunay. Ben İnşallah teşekkür ederim. İnşallah bir başka yayında da böyle hangi burçlar birbirleriyle daha çok anlaşır. Tabii ee, neden anlaşamayan olmasın. Anlaşamayan burçlar hiç mi evlenemez? Bu tarz en böyle ilişkiler konu. üzerine yapalım. <laughs> Çünkü o konuda da sorular vardı onları aktaramadım. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle Çok teşekkür diyorum. ederim.